programında İstanbul'un Gazi Osman Paşa ilçesine konuk olacağız. AK Parti'nin belediye başkanı Hasan Tahsin Usta yeni dönemde de ilçeyi yönetmeye aday oldu. Kendisi engellilere, kültür sanata, gençlere özellikle önem veriyor. Tabii bu alandaki projelerini ve daha pek çok alandaki projelerini bize kendisi anlatacak. Ama biz önce sizi bir ilçe turuna çıkaracağız. Minder olsa daha rahat olur mu? Şehir Belediyeler Programı'na hoş geldiniz. Gazi Osman Paşa'dayız. Yanımızda AK Parti Cumhur İttifakı adayı Hasan Tahsin Usta var. Hoş geldiniz öncelikle. Efendim hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz Hasan Bey. Zaten bir dönem belediye başkanlığı yaptınız burada 2014-2019 evet. sürecinde. Şimdi yeniden yönetmeye talipsiniz. Önce bir dönem boyunca neler yaptığınızı, Gazi Osman Paşa'ya neler kattığınızı biraz dinleyelim. Buyurun. Önce Gazi Osman Paşa bize çok şey kattı. Tüm Gazi Osman Paşa halkımıza teşekkür ediyorum. Bize vermiş olduğu desteklerden dolayı ve şehri emanet etmesinden dolayı. Biz de bu anlayışla 5 yıl boyunca önce şehrimizin hiç olmayan hizmetlerini planladık. Bunların başında tabii ki gençlerimiz, gençliğe olan hizmetlerimiz geldi. Hiç gençlik merkezimiz yoktu. Hiç spor kompleksimiz yoktu. Hiç yüzme havuzumuz yoktu. Bilgi evlerimiz yoktu hizmet veren. Öncelikli olarak bunları hizmete açtık. Şu anda en az hepsinden birer tane, ikişer tane hizmet vermekte olan tesislerimiz oluştu. Belediyemizde bilgi işlem, dijital sistem ne yazık ki çok gerilerdeydi. Şu anda İstanbul'da ilk 3 sıradayız belediyeler arasında. Bunu önceliklerimiz arasına aldık. Tabii ki şehrin kültür ve sanatla ilgili hikayeleri yoktu. Kültürü, sanatı, sporu önemseyen bir çalışma başlattık. İlk kültür merkezimizi, ilk sanat merkezimizi, sanat akademimizi hizmete açtık. Spor komplekslerimizi hizmete açtık. Bunlar tabii ki ilkler olduğu için ilk millet bahçemizi hizmete açtık. Bunların devam etmesi de en büyük arzumuz, hedefimiz. Bu yüzden de yeniden talipsiniz yönetmeye. Şimdi evet. günlerdir sokaktasınız ve çok kısa bir süre kaldı seçim. Artık hepimiz çok heyecanlıyız. Evet. Sizler de heyecanlısınız. Peki sokağın atmosferi nasıl? Sokağın size karşı nabzı nasıl? Buyurun. Bir kere biz zaten 5 yıl boyunca sokaktan hiç çıkmadık. Bu vesileyle belediye başkanı olmamızın avantajıyla sürekli vatandaşlarla iç içeyiz. Ve 3 aylık süreç içerisinde seçim çalışmaları için çok yoğun bir şekilde sahadayız. Vatandaşlarımızın bize teveccüsü, bize olan moral motivasyon desteği gerçekten bizi inanılmaz derecede bu süreçte heyecanlı tutuyor, dinamik tutuyor. Çalışmalarımızı daha büyük bir şevk ve heyecanla yapmamızı sağlıyor. Gazi Osman Paşa halkı gerçekten bu konuda duyarlı ve de iş yapana, hizmet yapana sahip çıkan bir anlayışla da her zaman bizim yanımızda oldu. Şimdi yeniden